Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Çok kıymetli muhterem izleyicilerimiz, şükürler olsun. Bir kez daha Mektubat'tan İnciler programında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Malumunuz daha önceki derslerimizde Fatih Medreseleri Genel Başkanı kıymetli hocamızla beraber devam ediyorduk derslerimize. Fakat kendisi haç vazifesinden dolayı şu an özellikle de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundalar. Medine-i Münevvere'de olduklarından dolayı inşallah e, bu haftaki dersimizde inşallah beraberce inşallah sizlerle yürüteceğiz. Ondan sonra inşallah tekrar hocamızla beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Malumunuz evvela Risale-i Kudsiye'den bir beyt okuyoruz. Arkasından mektubat-ı şeriften bir mektubatı, bir mektubu şerifi manalandırarak inşallah dersimizi sonlandırmış oluyoruz. Bu haftaki dersimiz 73. sayfadan inşallah olacak. 73. sayfanın son beytinden okuyacağız. Evet, Büyük Şeyh Efendi buyuruyor ki, Kemal tahsili derdi gitmiş eyvah! ilim ve ibadete set olmuş heva. Ne hacet Çin'e gitmeye mürşit ara, yanı başındadır görmez ama. Seyahattan geçip hakka giderim, cemali ba kemale seyri derim. Evet, Büyük Şeyh Efendi bizleri bu beytinde bizleri uyandırıyor değerli izleyicilerimiz. Şöyle ki ilk ifadesinde Kemal tahsili derdi gitmiş eyvah. Kemal tahsili yani olgunluğunu artırma, Mevla'yı olan güzelliğini artırma, kemalatını artırma, Mevla'yı olan yakınlığını, Mevla'yı olan saygını, edebini artırma tahsili derdi gitmiş diyor. Evet gerçekten şimdi günümüze baktığımız zaman hiç etrafımıza şöyle bir insan görebiliyor muyuz ya? Ya hocam ben bir insan tanıyorum ki bu insan böyle kendisini yetiştirmek için kemalatını, edebini, ahlakını, olgunluğunu, olgunluğunu yükseltmek için bir derde girmiş, bir arayış içine girmiş. Böyle etrafımızda hiç tanıdığımız, belki de hiç arkadaş, belki de tanımıyoruz neredeyse. İşte büyük şeyh, büyük şeyh efendi de onu bizlere duyuruyor. Kemal tahsil derdi gitmiş eyvah. Eyvah çekiyor. Kalbi yanıyor. Üzülüyor. İnsanlara bakıyor. Çünkü bu insanların özelliği nedir? Mürşidi kamillerin özelliği insan yetiştirmek. Kaliteli insanların kalitesini arttırmak. Mevla'ya olan yakınlıklarını, olgunluklarını, kemalatlarını arttır, arttırmak. E bakıyor öyle bir talipli göremiyor ve içleri yanıyor. Rabbim inşallah bizleri o kemal kemalatın olgunluğunu arttırma arzusunda olan kullarından eylesin inşallah. Şöyle kendimizi yetiştirmek için Rabbimize olan yakınlığımızı arttırmak için hani efendimizin ifadesiyle tehallabu bi ahlak ile ahlakımızı ahlak Allah'ın ahlakıyla ile ahlaklanın. Ahlakımız böyle ahlaka hamidiye peygamberimizin ahlakında, dostlarının ahlakında, Kur'an ahlakında olması için mücadele vermek, bir eğitime girmek. Rabbim ikram eylesin inşallah. Bunlar kıymetli şeyler değerli izleyicilerimiz ama şimdi zamanımız öyle bir zaman olmuş ki, öyle bir fesat zamanı ki <laughs> gençliğimizi, halkımızı, insanlarımızı, bizleri, ailemizi öyle bir bataklık var ki Allah muhafaza devamlı surette içine çekiyor. İnsanların arzu ihtiyacını kıracak nice nice sıkıntılı yollar var. Nice sıkıntılı çalışmalar var. O yüzden inşallah Rabbim bizleri muhafaza eylesin, kayırsın inşallah. Bize de inşallah böyle bir dert versin. Nasıl bir dert? Olgunluğumuzu artıracağımız bir dert. Rabbim ikram eylesin inşallah. Rabbimiz ikram ederse olur mu? Rabbimiz ikram ederse olur. Allah'ım ikram eylesin inşallah. İlim ve ibadete set olmuş heva. İlimle ibadete, ilim tahsiline heva arzularının olmuş, set olmuş, engel olmuş. Yine aynı şekilde yine etrafımıza, çevremize baktığımız zaman Allah Resulü'ne buyuruyor. "El-ilmu ferizatun ala kulli muslimin ve muslimetin." Her insana kendisine lazım olan ilmi erkek ve bayana alması farzdır buyuruyor. Bizler biliyoruz. Ecdadımız bizden önceki Osmanlı'daki dedelerimiz, büyüklerimiz ilim tahsilini elde etmek için o zamanın şartlarında ulaşım yok, iletişim yok, her türlü zor şartlarda bir metre, iki metre karın üzerinde, soğuk havalarda her türlü vahşi hayvan sıkıntısı olmasına rağmen bir beldeden başka beldelere, uzak beldelere ilim tahsili almaya gidiyorlar. Ve Öyle ki bu ilim tahsilinde de ailelerinden, anne babalarından hiç hiç haberleri olmuyor. <laughs> bir defasında Ahmet Efendi diye birisi kendisi ilim tahsili almak için kendi memleketinden uzak bir beldeye gider. Orada ilim tahsili almaya başlar. Kendisi çok güzel bir alimin nezaretinde ilim tahsiline başlar. Aradan yıllar geçer, beş yıl geçer, on yıl geçer, on beş yıl geçer. Ondan sonra artık Ahmet Efendi icazetini almıştır. İlim tahsilini her türlü tefsirinde, hadisinde, fıkhında, akaidinde, kelamında, tasavvufunda, her türlü şeri ilimlerine vakıf olan çok kuvvetli, kaliteli bir alim allame olarak işin vazifesini tamamlar. Tam evine gidecektir. Artık yola çıkacaktır. Dönme vakti gelmiştir. Hocası kendisine der ki oğlum evladım dur der. Kendisine bir torba verir. Torbanın içinde mektuplar var sıralı sıralı. Ahmet Efendi bunu alır altından çekmeye başlar. Çeker altından bir tane. Yazar ki mektupta Oğlum Ahmet'im gel annen hasta oldu. Bir mektup daha çeker. Oğlum Ahmet'im annen vefat etti. Bir mektup daha çeker. Oğlum baban hasta oldu. Oğlum diğer mektubu açar. Baba vefat etti. Kardeş vefat etti. Şu vefat etti. Artık Ahmet Efendi'ye aileden hiç kimse kalmamış. Ama Rabbim Ahmet Efendi'ye öyle bir cevher, öyle bir güzellik ikram etmiş ki o Ahmet Efendi yüzlerce talebe yetiştirmiş, ümmete ışık tutmuş, çok büyük kıymetli alimlerden olmuş. İşte şimdi bu zamana baktığımız zaman, bu zamana baktığımız zaman değil böyle uzak beldelere gidip ilim tahsili almak, bakıyorsunuz insanlar evlatlarını yatılı dahi kalmaya ne yapamıyorlar? Birçok insan yatılı dahi kalamıyor, bırakamıyor evladını. Uzak yerlere gönderemiyorlar. Ben evladımdan uzak kalamam, ayrı kalamam düşünceleriyle evlatlarının çok güzel yetişmeleri ne olmuş oluyor? Heba olup gidiyor. Rabbim inşallah bizlere de o ilim arzu iştiyakını, ciddiyetini Rabbim bizlere de ikram eylesin inşallah. İbadetlere de he, ibadetlere de set olmuş heva. İbadetlere, arzulara. insan şöyle kendisini kontrol ettiği zaman inanın bu şu cep telefonlarını, sosyal medyaya vermiş olduğumuz zamanı, vermiş olduğumuz zamanı Rabbimize vermiş olsak. Mesela örneğin insan dese ki ben günde kaç saat telefonla meşgul oluyorum. Sosyal medyada geziniyorum. Facebook'ta geziniyorum. Ne bileyim buna benzer bu şekilde yerlerde geziniyorum. Örneğin ne kadar? Diyelim bir saat. Sen bunun yarım saatini bak sadece yarım saatini. Günde ne yapmış olsan? Günde ilim, ayırmış olsa, Kur'an-ı Kerim okusan, Kur'an-ı Azimuşşan'ın mealinden okusan, tefsirinden okusan, hadis-i şeriflerden okusan, fıkıh kitaplarından okumuş olsak veya elimize alıp tesbih çeksek, Allah Allah desek, inanın çok kısa zamanda manevi yolda çok güzel yerlere geldiğimizi göreceğiz. Ama bizlerin o kadar o kadar engelleri var ki birçok insan kendisini çok meşgul zannediyor çok dolu zannediyor. Kendisine göre vakit bulamıyor. Ama şöyle bir gününü alsa masaya yatırsa ben ne yaparım gerçekten ne ediyorum diye bu şekilde şöyle hangi vakitte ne yaptığını bu şekilde bir kendisini bir takip altına almış olsa görecek ki çok vakitleri varmış. Çok boş vakitleri varmış. Çok boşa geçirilen vakitleri varmış. İşte bunları ne yapmak lazım? İlim tahsiliyle, ibadetlerle doldurmak lazım. Çünkü biz dünyaya, geçici olan dünyaya, üç günlük dünyaya yaşamaya gelmedik. Rabbimizin rızasını, onu en güzel şekilde bilmek, onu en güzel, en güzel şekilde takdir etmek için geldik. O yüzden inşallah Rabbim bizlere de bu hassasiyeti göstermeyi bizlere ikram eylesin inşallah. İnsan kendisine şöyle dememeli değerli izleyicilerimiz. Ya benden geçti artık ben bundan sonra hocam ne yapayım deme ya. Bundan sonra güzel yemekler yemiyor musun? Güzel elbiseler giymiyor musun? Güzel beldeleri gezmiyor musun? Memleketine gitmiyor musun? Her türlü zevki sefaya dalmıyor musun? E demiyoruz. E oralara geldiği zaman ya kardeşim benden geçti ben ne yapayım e demiyoruz. Her türlü maddi imkan varsa artık herkes kendisini daha yakini bilir, daha iyi tanır. Her türlü... Dünya nimetlerinden, lezzetlerinden istifade ediyoruz. Tamam istifade edelim helal yolla. Ama olay ilme geldiği zaman, irfana geldiği zaman ne yapmamak lazım? Ya benden bu, bu saatten sonra ne olur dememek lazım değerli izleyicilerimiz. Efendi Hazretlerimize, Hacı Amcanın bir tanesi der ki, Efendi Hazretleri ben bu yaştan sonra okusam ne olur? Bakın sultanımızın vermiş olduğu ifadeye bakın. Diyor ki adam efendi hazretleri ben bu yaştan sonra okusam ne olur diyen insana buyuruyor ki eskisinden iyi olur. Düşünebiliyor musunuz? Eskisinden iyi olur, değil mi? Bizler de eskisinden iyi oluruz. Sahabi ikram efendilerimiz İslam'la müşerref oldukları zaman, peygamberimize imanla müşerref oldukları zaman Allah Resulü belli yaşansa, yaşı aşan sahabeyi ilimden, irfandan, Kur'an öğrenmekten, talebelikten muaf yapmadı. Onları bir tarafa bırakmadı. Sizler böyle idare edersiniz demedi. Onlara da güçleri güçleri nispetinde ki Rabbimizin de ifade buyurduğu üzere fetekullahu mesradatun <laughs> min kuvvetin. Gücünüz yettiği nispetle Allah'tan korkun dininizi yaşayın, dininizi en güzel şekilde öğrenin ifadesi gereğince Allah Resulü hiçbir sahabeyi ne yapmamıştır? Hiçbir sahabeyi af muamelesine, ilim hususunda af muamelesine tabi tutmamıştır. İlk Müslüman oluyor hemen Kur'an-ı Azimuşşan'dan ayetler, yeni gelen ayetler. O şekilde fıkhi bilgilerle beraber Allah Resulü onları ne yapıyordu? Bir cevher haline getiriyordu. Bizler de inşallah o cevherlerden olmak için, ümmete ışık tutmak için ne yapmamız gerekiyor? İlme ve ibadete, ilme ve ibadete önem vermemiz gerekiyor. Değer vermemiz gerekiyor. Bakın Fatır suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? İnnemâ yehşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak hakkıyla alim kullar korkar buyuruyor. Çünkü insan bir insan karşı taraftan ne kadar korkar? Tanıdıkça korkar. İşte insan da Rabbisini tanıdıkça, Rabbisinin mükemmelliğini, Rabbisinin azametini, Rabbisinin onun üzerindeki nimetini ve kuru nimet Allah'ı aleyküm. Ey kullarım benim sizin üzerinizdeki nimetlerimi hatırlayın ifadesine bakarak o büyüklük karşısında o yücelik karşısında insan ne olması gerekiyor? İnsanın boyun bükmesi, kırılması gerekiyor. <laughs> Ama insan Rabbisini bilmezse ne yapar? Allah muhafaza cahilane çok rahat bir şekilde ifadeler söyler. O yüzden Rabbimizi en güzel şekilde bilmek, tanımak için ne olması gerekiyor? İlim ve ibadete değer vermemiz, önem vermemiz gerekiyor. Rabbim ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Devamında ne hacet Çin'e gitmeye mürşit ara. Büyük Şeyh Efendi buyuruyor ki mürşit bulmak için diyor sana Allah'a giden yolda seni yürütecek, sana sana Rabbini tanıtacak, sana Mevla ile, Mevla ile olan aranızdaki perdeleri kaldırmak için Çin'e gitmeye, uzak yerlere gitmeye, uzak beldelere gitmeye ne hacet var yanı başındadır görmez ama yanı başındadır. Hemen yanı başında Allah dostu var, mürşidi kamiller var, bu işi bilenler var. Rabbim bulmayan kardeşlerimize buldursun, bulan kardeşlerimize en güzel şekilde istifade etmesini ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Bundan birkaç sene önce 40 ülkeden, 40 ülkeden 2011 olabilir tam net olarak şey 2011 senesi veya 2010 senesinde de olabilir. 2010 veya 2011 senelerinde 40 ülkeden 400'e yakın ulema, İslam uleması Türkiye'ye geldiler. Mahmut Efendi Hazretlerimizi zamanın müceddidi olarak ilan ettiler. Buraya geldiler gelmeden önce de sultanımızla alakalı araştırma yaptılar. İstanbul'a geldikten sonra aşağı yukarı bir aya yakın burada kaldılar. Sultanımızın yaşantısını, sultanımızın ideallerini, sultanımızın çalışmalarını incelediler ve ortak nokta olarak şöyle ifade ettiler. Biz birçok insanları, birçok mürşitleri inceledik, baktık. Kimileri, kimileri sadece kendisini tasavvufa vermiş, ilmi bırakmışlar, ameli bırakmışlar. Kimileri kendisini ilime vermiş, Allah'a olan yolda yürümekten geri kalmışlar, tasavvufu hafife almışlar, onlar da o şekilde yolda kalmışlar. Ama ama Mahmud Efendi Hazretleri'ni ilim ve irfanı, tarikatı ve şeriatı beraber yürüten tek insan olarak gördük. O bizim mürşidi kamilimizdir. O Türkiye'nin değil bütün dünyanın mürşidi kamilidir diyerek sultanımıza insanlığa yüksek hizmet ödülü vermekle beraber kendisini 21. asrın müceddidi olarak ilan etmişlerdir. Elhamdülillah eğer bizler özellikle Türkiye'deysek bakın yanı, bası, yanı başımızda. Rabbimiz bizlere böyle bir Allah dostunu, böyle kıymetli Mevla Teala Hazretlerini son derece bilen, tanıyan, onu hiç üzmeyen, onu hiç üzmeyen kıymetli Allah dostunu bize yakın eylediyse Rabbim inşallah kendisinden en güzel şekilde istifade etmeyi ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Zamanında Suriyeli olan kendisi Muhammed Ali Sabuni Hazretleri var. Kendisi yakın tarihte vefat etti. Yazmış olduğu kitaplar özel yıllardır ilahiyat e, camiasında, ilahiyatçılar tarafından da işte Safetut Tefasir e, gibi bazı kitapları şu an eee falan okutulan kendisi büyük bir alim, su kendisi. <laughs> Aşağı yukarı bundan 30 yıl kadar önce, 30 35 yılda olabilir. Önce özür <laughs> diliyorum. Kendisi diyor ki ya Rabbi diyor senin her yüzyılda bir göndermiş olduğun bir halifen var. Bu dini yenileyen, Allah Resulü'nün yaşantısıyla yaşayan, onun ahlakıyla ahlaklanan bir halifen var. Ben onu bulmak istiyorum. Ben ona ulaşmak istiyorum onunla tanışmak istiyorum diye bu şekilde kendisi Rabbimize Rabbimize niyazda bulunuyor. Ve kendisine rüyada bir suret gösteriliyor. Bir resim gösteriliyor. İsim yok. Memleketi yok. Şanı yok. Hiçbir şey yok. Sadece bir resim. Kendisine bir resim gösteriliyor. Bu insanda kendisi surede olduğu için bundan önceki zamanlarda alimlere değer verilirdi. Kendisi de kitap falan yazdığı için maddi imkanı oldukça iyi olan kıymetli bir insan. Başlıyor aramaya. Bu insanı aramaya başlıyor. İsim yok, isim yok. Herhangi bir adres yoktur. Sadece ne var? Sadece kendisine gösterilen bir resim, bir suret var. Başlıyor aramaya. Arap beldelerini geziyor. Müslüman beldeleri geziyor. Umudu bir nevi kırılıyor. Türkiye'yi hiç düşünmüyor bile. Ondan sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de de belli başlı yerleri ziyaret ediyor. Oralarda arayıyor, araştırıyor. Bir türlü aradığına nail olamıyor. Kendisi en son Fatih'in altında bir tekke daha var. En son oraya da gidiyor. Diyor ki evet diyor kıymetli insan ama diyor benim aradığım bu değil diyor. Ümidini kesiyor. Diyorlar ki kendisine bir de biraz yukarıda Fatih Çarşamba'da bir insan var. Bir de ona bak bakalım diyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Hazretleri bak bakmaya gidecek ama düşününsene. Bütün Arap beldelerini, Müslüman beldeleri gezmiş, Türkiye'yi gezmiş, aradığını bulamamış. Biraz da gönlü buruk, Artık kendisi biraz ümitsizlik içerisinde. Tamam diyor, buraya gelmişken ona da bakalım diyor. Ve İsmail Ağa camisinin, İsmaila cami'sinin e, bahçe tarafına giriş olan kapısından giriyor. Mezarlık tarafından girdiği özellikle söyleniliyor. Oradan girdiği zaman Şadırvan'da, orada biliyorsunuz abdest alma yeri var Şadırvan. Orada Efendi Hazretlerimiz tam abdest almış abdestini bitirmiş. O şeyh efendi efendi hazretlerimizi görüyor. Özülüyorum. O alim Muhammed Aleyhissalavihünev Hazretleri efendi hazretlerimizi görüyor. Efendi hazretlerimiz de sanki onu bekliyormuş gibi böyle göz göze geliyorlar. Muhammed Aleyhissalavihünev Hazretleri "Hada şeyhun kebîr. Hada şeyhun kebîr. İşte, i̇şte aradığım şeyh burada. İşte aradığım mürşid burada." diye Orada Efendi Hazretleri ile kucaklaşıyorlar ve Efendi Hazretlerimize intisap ediyor kendisi. Bakın kendisi safi, safi gönüllüyle Rabbi, Rabbimize Mevla Teala Hazretlerine yöneliyor ve kendisine gösterilen suret Sultanımızın sureti. Yine aynı şekilde Efendi Hazretlerimizi Medine'de, Medine'de kendisi seyit olan Zannediyorum Muhammed Ali Muhammed Alevi Hazretleri kendisi vefat etti. Kendisi hem şeyhti, kıymetli bir insandı. O olabilir, başkası da olabilir. Tam net onunla alakalı ifade edemeyeceğim şimdi. <laughs> Efendi Hazretlerimizi evine davet ediyor. Efendi Hazretlerimiz de gelmeyi kabul ediyor. O seyit olan insan, o seyit olan insan Efendi Hazretlerimiz geleceğinden dolayı kendisine evin bir köşesinde yer hazırlıyor. O insan gece rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine geliyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örneğin Efendi Hazretlerimize evin bu köşesine oturma yeri hazırladığını düşünürsek Peygamberimiz rüyasında geliyor evin bu köşesine oturuyor. Daha sonra o insan kalkıyor sabah oluyor gün vakti Efendi Hazretlerimiz geliyor o insan Efendi Hazretlerimize sizin hazırlamış olduğu yere Efendi Hazretlerimizi oturtmak istiyor. Efendi Hazretlerimizin, Efendi Hazretlerimiz o insanın rüyadı, onun rüyasındayken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturmuş olduğu yere oturuyor. O insan oturmadan önce şey yapıyor. Ya Hazretlerim buraya otursanız, burayı sizin için hazırladık gibi. Efendi Hazretlerimiz geliyor, o insanın rüyasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturmuş olduğu yere oturuyor ve diyor ki bu insan Allah Resulü'nün hakiki varisidir, halifesidir diyor. Ondan sonra o da aynı şekilde kendisine intisap ediyor. O yüzden inşallah Rabbim bizlere de bu kıymetli Allah dostunun kadir kıymetini bilmeyi bizlere ikram eylesin. Onun nefesini her daim üzerimizde daim eylesin. Yüksek derecede istifadeleri hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Seyahatten geç hakkı gidelim. Büyük şeyh efendi buyuruyor ki seyahatten geç diyor. Aramadan, araştırmadan geç diyor. Bak Allah sana Allah sana böyle kıymetli bir insanı sana yakın eylediği, Rabbim en güzel şekilde kendisiyle tanışmayı, buluşmayı, en güzel şekilde istifade etmeyi ikram eylesin, ihsan eylesin. Cemari ba kemale seyri edelim. Mevla Teala Hazretlerinin cemalini ve kemalini seyretmek müyesser olsun. Rabbim ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi de inşallah Mektubat-ı Şerif'e geçiyoruz. 93. mektup. Bu mektuba daha önce hocamızla başına okumuştuk. Fakat yine söylediğim gibi hocamız haç e, vazifesinden dolayı, şu an kendisi kutsal topraklarda olduğundan dolayı biz inşallah bu mektubatı beraberce inşallah işlemeye gayret edeceğiz inşallah. Evet, Evet, billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. El mektubu 93. 93. mektup kime gönderilmiştir? İla İskender khan el Luti, Lutili İskender Han efendiye gönderilmiştir. Ne hakkındadır? Fi teşvik hakkındadır. Neye teşvik hakkındadır? Ala sarfil evkati vakitleri sarf etmek, vakitleri geçirmek. Neyle geçirmek? İla zikrillahi subhanehu ve teala yüce olan ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Mevla Teala Hazretlerine zikir ile vakitleri geçirmeye teşvik hakkındadır. Yembeği <laughs> gerekir. Ne gerekir? Sarful <laughs> evkati Vakitleri sarf etmek gerekir. Vakitleri geçirmek gerekir. Ne ile? İla zikrillâhi teâlâ. Yüce olan Mevla Teâlâ Hazretlerinin zikir ile vakitleri geçirmek gerekir. Neden sonra? Neden sonra? Ba'de edâ-i salavâtil hamsi. Beş vakit namazı eda ettikten sonra. Ne ile beraber? Mal Ma cemaati. Cemaatle beraber... ...beş vakit namazı eda... ...daha... ...ve eda-i sünnenin rovatibi... ...rovatip sünnetler... ...yani peygamberimizin günlük... ...düzenli olarak kırmış olduğu... ...sünnet namazları da... ...eda ettikten sonra... ...beş vakit namazı... ...cemaatle kıldıktan sonra... ...o vakitlerimizi... ...Mevla Teala Hazretlerine... ...zikirle geçirmeye teşvik hakkındadır. Rabbim inşallah her daim Rabbimizle beraber olabilmeyi, onu en güzel şekilde zikretmeyi, yad etmeyi, onunla beraber olabilmeyi Rabbimize ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Bakın birçok insan bizler beş vakit namazı kırıyoruz, olayın bittiğini zannediyoruz. Hem diyor beş vakit namazı kılacaksın, bununla beraber cemaatle kılacaksın. Çünkü cemaate çok büyük teşvikler, teşvik, teşvikler var değerli izleyicilerimiz. Bir insan iki rekat, herhangi örneğin sabah namazının sünnetini kıl, sabah namazının farzını kılmış olsa kendi başına, evinde cemaate kıldığı zaman 27 derece daha fazla. Yani 27 gün sanki sabah namazını kılmışın gibi bir aylık mesafe ne atmış oluyorsun, ilerlemiş oluyorsun. Bu şekilde beş vakit namazı kılacaksın. Namazı kıldıktan sonra kardeşim bana bu kadar yeter demeyeceksin diyor. Sünnetleri de kılacaksın. Bak birçok insan hep sünnetlerden kısıyoruz, kesiyoruz. Peygamberimiz kıldıysa ne yapmamak lazım? Bunu kulak ardı etmemek lazım. Rabbim inşallah sünnetleri de bir hassasiyet göstermeyi bize ikram eylesin inşallah. Ve bununla beraber ne yapacakmışız? Vakitlerimizi Mevla Teala Hazretlerine zikirle zikirle geçirmemiz gerekiyor buyuruyor. Ve ella yeştegile meşgul olmamak gerekir. Bi gayrihi Mevla'nın dışındaki şeylerle meşgul olmamak gerekir. Sevaun kâne ister bu meşguliyet olsun ne olsun? Vaktel ekli yeme vakti olsun evil mi uyku vakti olsun, evil meşi yürüme vakti olsun ne olmaması lazım? Yemenin, uyumanın, gezip tozmanın Mevla Teala Hazretlerine zikretmeye engel olmaması gerekiyor. Rabbimiz ne buyurur mesela? Felyanduril insanu ila du'ami. İnsan yemiş olduğu yemeğe baksın. O yemek kendisine nereden geliyor? Ne şekilde hazırlanıyor? Rabbim onu ne şartlarda önüne getiriyor? İnsan yemek yerken bunu tefekkür ettiği zaman ne olacak? Yemeği kendisine ibadet olacak. Yemiş olduğu yemeği kendisine ya Rabbi bana güç kuvvet olsun ki ibadetlerimi, vazifemi, kulluğumu en güzel şekilde yerine getireyim. Helalinden çalışayım. Bu düşüncelerle yiyorsun. Yemeğin zikir oluyor. Ne kadar büyük bir güzellik ya. Evin mi? Uykuyu diyor. Uyku. Ya Rabbi ibadete kuvvet niyetiyle vücudum toparlasın, dinç olayım, ibadetlerimi daha iyi yapayım, daha zevki yapayım diye ne yapıyorsun? Uyuyorsun. Bu da ne olmuş oluyor? Bu da ibadet oluyor. Evil meşri yürüme esnasında yani bizim günlük yaşantımızın Rabbimizi zikren olmaması lazım, engel olmaması lazım. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim ve yetefekkeruna fi halqis semavati vel Benim akıl sahibi olan kullarım, kaliteli kullarım, güzel kullarım yezkurun Allah. Onlar Allah'ı zikrederler. Kıyamen ayakta ve kuuden oturarak ve ala cunubihim yanları üzere yattıkları zaman her daim ne yaparlar? beni zikrederler, beni anarlar buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Öyleyse insanın işi Mevla Teala Hazretlerine zikre ne olmaması lazım? Engel olmaması lazım. Elimiz işte kalbimiz, gönlümüz Mevla'da olması, Mevlamızda olması lazım. Rabbim ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Ne kadar güzel olur değil mi ya? Her daim Rabbinle beraber oluyorsun. Bak dünyada neyi düşünürsen düşün sıkıntı. Neyi düşünürsen. Geçimi düşünüyorsun sıkıntı. İşte aklına ne geliyor Hani Çoluk çocuğunu düşünüyorsun eğitim var vesaire şudur budur. E sıkıntı. E, çalışmayı düşünüyorsun işini düşünüyorsun. Her şey sıkıntı. Ne düşünürsen sıkıntı. Ama Rabbini gönlünü Rabbine rapt ettiğin zaman. Gönlünü Rabbine bağladığın zaman bir ferahlık, bir huzur, bir güzellik. Rabbim ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Şimdi burada Lut, Lut İskender Han Efendi'ye bir tavsiyede bulunuyor. Fakat bücün leküm. Ben sana beyan ettim. Tariku zikri, zikir yolunu beyan ettim. Ne şekilde zikredeceğini sana ne yaptım? Tarif ettim. Daha önce de söylemiştik. Allah dostları ne eğitimi verir? Mevla Teala Hazretlerini zikretme eğitimi verirler olayın püf noktalarını, ince nuanslarını insanlara öğretirler ki insanlar ne yapsın? Mevla'yı olan yolda yürüsünler. Mevla, ile olan arasındaki perdeleri kaldırsınlar diye ne yapar? Allah dostları bu eğitimi verirler. Öyleyse ve gerekir el iştigalu bihi. O sana tarif etmiş olduğum zikir yoluyla ne yapman gerekir? Meşgul olman gerekir bi hadet tarikil ma'hudi bilinen bu yolla tarif edilen bu yolla sana gösterilen metot neyse o şekilde ne yapman lazım Mevla Teala Hazretlerini zikretmen lazım. Tamam hocam zikrediyorum. Ben Rabbimi zikrediyorum da hani bazen düşüyorum hocam. Elimde olmadan gaflet geliyor. Saatlerim, günlerim, hafta aylarım hatta yıllarım geçiyor. Bu hususta nasıl toparlama yapabilirim? Toparlayabilir miyim? Öyle bir imkan var mı? Bakın İmam Rabbani Hazretleri evet var buyuruyor. Fe intara el futur. Eğer gevşeklik sadır olursa, eğer sana bir gevşeklik gelirse alel cemiyeti, cemiyetine, Rabbinle olan birlik beraberliğine, ne gelirse bir kusur gelirse, bir gevşeklik gelirse, bir gaflet, bir ayrılık, bir soğukluk gelirse yembagi gerekir el bahsu an sebebi zalikel futur o gevşekliğin sebebini araştırman gerekir. Şimdi bir insan ticaret yaptığı zaman eğer böyle maddi olarak geriye doğru gidiyorsa ne yapıyor? artık müdürleri varsa etrafındakiler artık kendisinin bu işi beraber yürüttüğü insanlarla ellerini kafalarını ellerinin arasına alıyorlar düşünüyorlar. Biz nerede ne yaptık? Yanlışımız nerede? Eksiğimiz nerede? Ne yapmamız lazım? Nereden bir zarar? Bu zarar bize bu sıkıntı nereden geliyor? Onu ne yapıyorlar? Araştırıyorlar. İşte insan da ne yapması lazım? Manevi yolda kendisine bir kusur, bir halel geldiği zaman onun geliş yolunu, onun geliş yolunu ne yapması lazım, araştırması lazım. Ben nereden düşüyorum? Hangi hareket beni düşürüyor? Hangi durumlar düşürüyor? Hangi mekanlar düşürüyor? Hangi oluşumlar ona göre ne yapması lazım? Yenbaghi el-bahs an sebebi zalika el O futurun, o gevşekliğin sebebini araştırmak gerekir. Wa ta'inuhu, onu tayin etmek gerekir. O teşhisuhu, onu teşhis etmek gerekir. Evvela Evvela bunu evvela bunu yakalamak gerekir. Evvela ne yapacaksın? Bu gevşeklik sana nereden geliyor? Nereden yakalanıyorsun? Zafiyet noktanı ne yapacaksın? Tespit edeceksin. Sonra sonra etteşebbüsü bi esbabi telafi taksir ثانيًا İkinci olarak da bu gevşeklikleri telafi edecek sebeplere ne yapmak gerekiyor? Teşebbüs etmek gerekiyor. Yapışmak gerekiyor. Bu eksiklikleri ben nasıl toparlarım? nasıl tekrar kendime gelirim, nasıl o gedikleri kapatırım? İkinci olarak da bunun çalışılması gerekiyor. Bak belki birincisini birçoğumuz yapıyoruz. Hani adam diyor ya ben şura, şundan sebep şey yapamıyorum. Şu benim hastalığım. Şu benim eksiğim diyoruz. Evet güzel. Bak eksiğini görüyorsun. Peki niçin bunun telafisini bu eksikliği gidermek için bir teşebbüs, bir gayret, bir mücadele vermiyoruz? Burada genel manada bir eksiğimiz var. Rabbim inşallah şu ikinci adımı da atmayı ikram eylesin. Yani birinci adım yeterli değil değerli izleyicilerimiz. Evet eksiğini bilebilirsin, kusurunu bilebilirsin. Aa, hocam o da iş ama ya o da işte şimdi eksiğini biliyorsun bile bile lades diyorsun. Bile bile hala yanlışın üzerine gidiyorsun. Bu da iş olur mu peki? O, o yüzden ne yapmamak lazım? O yolda yürümemek lazım. Eksiğini tespit ettin mi kardeşim? Senin nesbi, eksiğin bu. Ondan sonra ne yapacaksın? Bu eksikliğin telafisi için hemen onu pansuman edecek, kurtaracak, telafi edecek, ayağa kaldıracak, seni tekrar yürütecek hareketlere, olaylara, çalışmalara teşebbüs etmek gerekir. Rabbim ikram eylesin inşallah. Ve yenbeği gerekir. Et teveccühü ilel Noksan sıfatlardan münevze olan Mevla Teala Hazretlerine yönelmek gerekir. Bir ilticai, iltica ile sığınmakla ve tedarru'u boyun büküklüğüyle Mevla Teala Hazretlerine et tam bir boyun kırıklığıyla Tam bir sığınmayla beraber ne yapmak lazım? Mevla Teala Hazretlerine yönelmek lazım. Ya Rabbi ben bunu aşamam. Ben bunu beceremem Ya Rabbi. Sen becerttir Ya Rabbi. Neyse şeytana beni esir eyleme Ya Rabbi. Sen yürütürsen, sen fırsat vermezsen onlar Ya Rabbi. Onlar bana bir şey yapamazlar Ya Rabbi. Diye bu şekilde nefsini ezerek Rabbine tam bir yönelişle sensin Ya Rabbi. Ben beceremem, ben edemem Ya Rabbi. Sen ancak sen ancak beni muvaffak kılarsan ben başarabilirim diye ne yapmak lazım? Bu şekilde Rabbimize yönelip yalvarıp yakarmamız lazım. Ve en yeselehu ve Rabbimizden Subhanahu noksan sıfatlardan münezze olan Mevla Teala Hazretlerinden istememiz lazım. Def'a zulmetil futur. O gevşekliğin, o karanlığın def olmasını ve taksir, o eksikliğin def olması için, gitmesi için Mevla Teala Hazretlerinden istemek lazım. Maddi sıkıntılarda Rabbimize müracaat ettiğimiz gibi manevi eksiklerin sıkıntısı için de yapmamız lazım. Rabbimize bunları arzuha ar, arz, etmemiz lazım. Bununla beraber ve en yetevessele bi şey lladi ukhida anhu ezikru kendisinden zikir almış olduğun, intisap etmiş olduğun mürşidini de Mevla Teala Hazretlerinin nazlı kulunu da vesile kılman lazım. Ya Rabbi ben beceremiyorum ama şu sevmiş olduğun kıymetli dostluğun, dostum var ya Ya Rabbi onun hatırına istiyorum Ya Rabbi. Onun hatırına. Şimdi evinize mesela bir yemek verseniz. Beş tane on tane arkadaşınıza yemek veriyorsunuz. Geliyorlar bir arkadaşınız da sizin bu on tane arkadaşınız sizin çok samimi sevdiğiniz arkadaşınız. Bu arkadaşlarınızdan bir tanesi de sizin sevmediğin Hatta aranızın limoni olduğu bir arkadaşını da tutup kendi yanında getiriyor. O gelen kişiye, sevmediğin tutmadığın insana... ...sevmiş olduğun kişi getirdiği için ne yapmasın? Ses çıkarmazsın. Madem ki sevdiğim getirdi dersin, ne yaparsın? Yutarsın. Sinine çekersin veya fark etmez dersin. İşte insan da bu şekilde Allah'ın nazlı kullarını güzel insanları, Mevla Teala Hazretlerinin değer vermiş olduğu kulları vesile yaparsa, onlar aracılığıyla Ya Rabbi senden arzu ediyorum derse, o zaman neticeye ulaşması daha kolay olur, daha kısa zamanda ulaşır. Rabbim de burayı inşallah en güzel şekilde anlamayı bize ikram eylesin inşallah. Vallahu subhanahu el Kulli küllü <laughs> asirin. Vallahu Mevla Teala Hazretleri Subhanahu noksan sıfatlardan münezzeh olan Mevla Teala Hazretleri nedir? El müyessiru kullasirin her zorluğu kolaylaştırandır. Mevla Teala Hazretleri kullarına zorluk murad etmiyor. Mevla Teala Hazretleri kullarına kolaylık murad ediyor. Rabbim o kolaylıklara da sarılmayı bize ikram eylesin inşallah ve selam selam sizlerin üzerine olsun diyor İmam Rabbani Hazretleri. Evet değerli izleyicilerimiz, mektubat-ı şerifimiz de burada tamamlanmış oldu. Rabbim inşallah İmam Rabbani Hazretlerimizin bu tavsiyelerini en güzel şekilde uymayı, hayatımızda uygulamayı, kulak vermeyi, değer vermeyi Rabbim bizlere ikram eylesin. O insanlar nasıl başardılarsa bizlere de en güzel şekilde başarmayı Rabbim bizlere ikram eylesin. Mevla Teala Hazretleri sizlerden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programımızda kıymetli hocamızla beraber inşallah olmak üzere onunla beraber programı inşallah yürüteceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.